Enerji Bakanlığı'nda da devir teslim töreni var. Bugün hareketli bir gün. Kameralarımızı o noktaya çevirelim. Yine bu çağın kritik elementlerinden olan lityum pilot tesisini devreye aldık. Yine geçtiğimiz yıl açıkladığımız dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementleri sahasında da pilot üretim tesisini hayata geçirmiş olduk. Değerli dostlar, doğalgazlı doğalgaz iletim şebekemizin giriş kapasitesini ve sayısını, giriş noktalarını arttırdık. An itibariyle 477 milyon metreküp doğalgazı günlük olarak getirebilir hale geliyoruz. Artık bugünden sonra Türkiye'nin adını ihracatta da duymaya başlayacaksınız. İhracatımız başladı, başta batıdaki komşu ülkelerimiz olmak üzere. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirecek gaz ticaret merkezi vasıtasıyla da Türkiye bölgesinde önemli bir aktör haline gelmiş olacak. Madencilikte rekorlarla geçen bir dönem oldu. İhracatımızı 6,5 milyar dolara çıkartmış olduk. Biraz önce de ifade ettiğim gibi cevherden mücevhere giden bir strateji belirleyerek katma değerli ürünlerin üretimine öncelik vermiş olduk. Çok büyük projeler gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ekip arkadaşlarımızın yoğun gayretleri sayesinde enerji ve tabii kaynaklarda önemli yatırımlara, büyük projelere imza attık. Şimdi bu görevi uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız Alparslan kardeşimize bırakacağız. Kendisiyle neredeyse hem EPDK'daki kurul üyeliği hem benim müsteşarlığım döneminde müsteşar yardımcılığımı yapmıştı. Bakan olduğum dönemde de bakan yardımcılığımı yapmıştı. 13 yılı aşkın bir süredir birlikte çalıştığımız bir kardeşimiz. Bu başarılarda hiç şüphesiz kendisinde çok büyük emeği, katkısı var. Gönül huzuru içerisinde bayrağı kendisine bugün devrediyorum. O da bilgi ve tecrübesiyle bakanlığımızı bugün geldiğimiz noktadan çok daha ötesine taşıyacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Sözlerine son vermeden önce emeği geçen bütün arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma hasreten teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Evet. Benden yana hakkım varsa helal olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde görev alan tüm kabinedeki bakan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aileme özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar büyük fedakarlık yaptılar. Kendilerine burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birlikte görev aldığım yakın mesai arkadaşlarıma, özel kalemde çalışan arkadaşlarımıza, koruma güvenlik hizmetlerimizi yapan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye yüzyılımızın ilk kabinesine de üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyerek sözü değerli kardeşim Alparslan Bey'e bırakıyorum. Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekillerim, kıymetli misafirler, çok değerli mesai arkadaşlarım ve kıymetli basın mensupları. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi bugün burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görev devir teslim töreni için sizlerle bir aradayız. Geçtiğimiz 21 yılda AK Parti iktidarlarında birçok piyasa reformu ile yapısal anlamda enerji ve tabii kaynaklar alanında çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bir taraftan Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi ülkemizin artan enerji talebini karşılarken diğer taraftan dışa bağımlılığımızı düşürmeye gayret ettik. 2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikası ile enerjide arz güvenliği, yerleştirme ve öngörülebilir piyasa hedeflerini ortaya koymuştuk. Bu süreçte enerji sektörümüzde yaşanan küresel iklim krizi, pandemi, dünyada yaşanan tedarik zinciri problemleri, artan ham madde fiyatları, enerji fiyatları, daralan finansal piyasalar, bölgemizde ortaya çıkan savaş ve en nihayetinde 6 Şubat deprem felaketi gibi çok büyük imtihanlardan ve sınamalardan inanıyorum ki başarıyla geçtik. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 2017 yılında ortaya koyduğumuz orta ve uzun vadeli tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeye gayret ettik. İnşallah bundan sonra da bunları, bu projeleri, bu programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Sayın Bakanım, yenilenebilirden nükleer enerjiye, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinden madencilik sektörüne, elektrik, doğalgaz altyapıları projelerinden uluslararası birçok projeye, bizleri Türkiye yüzyılına taşıyacak projelerde sizden devraldığımız bu bayrağı inşallah daha ileri taşıma azmi ve gayreti içinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için yeni bir yatırım ve reform hamlesiyle ülkemizin refahına en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. Ve inanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz. Güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olmadan bu hedefleri gerçekleştirmek asla mümkün değil. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı vizyonu ve bize her zaman vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Enerjide Türkiye yüzyılının altyapısını hazırlamak için bugüne kadar katkı koyan önceki dönem enerji bakanlarımıza, birlikte çalışma fırsatı bulduğum Sayın Berat Albayrak'a ve Sayın Bakanımız Fatih Dönmez'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlığımızın merkez teşkilatında bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında görev yapan tüm bürokrat arkadaşlarıma, her seviyedeki çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte bize tevdi edilen bu görevi layığıyla yerine getirme gayreti içinde olacağız. Sayın Bakanım, size yasama çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Size, çok kıymetli ailenize sağlıklı ve uzun, güzel bir ömür diliyorum. Ben de bu vesileyle beni bugünlere getiren çok kıymetli anne babama, her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum. Son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu önemli görevi bizlere layık gördüğü için tekrar şükranlarımı arz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda da devir teslim törenini ekranlarımıza getirdik. Alparslan Bayraktar görevi teslim aldı.